Merhaba arkadaşlar, Melis'in Hobi Dünyası'na hoş geldiniz. İlk videomda size çayın yanında nefis nefis güzel bir kurabiye tarifi vereceğim. Kurabiyenin size malzemelerini sayıyorum hemen. 2 yumurta sarısı, 1 çay bardağı pudra şekeri artı 2 yemek kaşığı pudra şekeri ekliyoruz. Kabartma tozu, vanilya, yarım çay bardağı damla çikolata, 150 gram sana yağı, 1 çay bardağı kuru yemiş. Kuru yemişin içinde badem, fındık, kuru üzüm, kaju da olabilir. Ama bizim elimizde kaju olmadığından dolayı kajusuz yapacağız biz bu kurabiyeyi. Ve 2-2,5 su bardağı da un olacak. Unu yavaş yavaş zaten ekleyeceğiz. Yapım aşamasında da size nasıl yapmam gerektiğini de zaten göstermiş olacağım. Şimdi o zaman kurabiyemizi yapmaya başlayalım. Şimdi yumurtayla yağımızı mikser yardımıyla şimdi krema kıvamına geldikten sonra pudra şekerimizi ve vanilyamızı ekliyoruz ve mikser yardımıyla tekrar çırpıyoruz. Şimdi sıra kuru yemişimizi koyuyoruz. Kuru yemişimizi elimizle böyle karıştırıyoruz. Daha sonra kabartma tozumuzu ekliyoruz. Unumuzu da yavaş yavaş ekliyoruz. Yaklaşık 2 su bardağı ama hamurun kıvamına bakılaraktan yarım su bardağı daha eklenebilir. Evet, hamurumuz bu kıvama geldikten sonra yumuşak kıvamda olacak. Çok sert olmayacak. En son yarım çay bardağı damla çikolatasını da ekliyoruz. Hamur da bir bütün haline gelecek. Daha sonra hamurumuzu jelatin kağıda ya da streçe şekil vererek dolapta yarım saat bekleteceğiz. Hamurumuzu bu şekilde şekil verdik ve yarım saat buzdolabında bu şekilde bekleterek dinlenmesini sağlıyoruz. En son hali bu şekilde olan kurabiyelerimizi 175 derecelik ısıda olan fırınımıza yerleştiriyoruz. Üzeri kızarana kadar fırınımızda bekletiyoruz ve alıyoruz. Ondan sonra servis edebiliriz. Evet, kurabiyelerimizin son hali bu şekildedir. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz inşallah.